en indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez dediler. Kim zannediyormuş gökten indiğini? Biz kesinen inanıyoruz, iman etmişiz gökten indiğine. Dedi kaç semanın fevkinden indirin. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez. Türkiye için en büyük tehlike şeriattır dediler. Bunu diyenlerin kimisi geberdiler, kimisi yaşıyorlar. Darısı onların başına, onlar da yakında geberecek. Bu lafları diyenler en büyük müşriklerdir. En büyük zındık ve kafirlerdir. Stalin'den de beter, kralından da beter. He? En büyük gavurlardan beter, Ebu Cehillerden beter kafirlerdir. Bunları sevenler de müşriklerdir. Bunları tutanlar da müşriklerdir. Bunları tercih edenler de müşriklerdir. Allah, adam karşıma çıkacak, benim dinimi hakaret edecek, şeriat tehlikedir diyecek, Allah'ın Kur'an'ında ismi geçen kanunu inkar edecek, ben de ona Müslüman diye tabi olacağım. Bu büyük bir rezalet ve felaket, bilmemek mazeret değildir. Bana hapiste haham başını gönderdiler. Kaç ay yanımda yattı. Bana dedi, gel Amerika'ya. Manhattan'da seni misafir edeyim. Bizim lobilerle anlaş. Bir daha konuşma bizim aleyhimize. Beni İsrail'in, Yahudilerin hakkındaki ayetleri okuma. Söz veriyorum sana, Türkiye'de merkez vaazı yaptıracağım seni. Ama Atatürk sürecinde biz efendim para vererek şu Kur'an iyi anlaşılsın diye para vererek tefsir yazdırıyor bu insan. Ve Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri yani ortadadır. Ne kadar İslam'ı güzelce anlatan makbul bir tefsir. Hepimiz kaynak veriyoruz mesela. Evet. Yani biz buradan nasıl kötü düşünebiliriz, din düşmanı olarak düşünebiliriz bunu? Evet. Yani bunu iyi tahlil etmek lazım. Yani Atatürk çok yönlü bir insan. Atatürk'ü bir yönden görüp de şey etmemek lazım. Her yönüyle incelemek lazım. Mustafa Kemal Paşa cebinden para sarf ederek Cübbeli Efendi, efendim tefsir bastırmış, bilmem ne bastırmış diyor. Bilmiyor ki bu ne gayeli olmuş, nasıl olmuş. Bilmediği işi konuşuyor. Cübbeli Ahmet geçen gün bir televizyonda, hiç saçma sapan aslı astarı yok. Aslının yerine Türkçe metni koymak istiyorlardı. Ezanı yaptılar, Kur'an da yapacaklardı. Ama bu o mücadeleyi takip ettiğin zaman bu anlatılsa görürsün ki onu Allah koruyor. Evet. Bak dedi, felancalar geldi bizle anlaştı. Falan gruplar bizle anlaştı. Falan adamlar bizle anlaştı. Sana da yazık dedi. Bak hapislerde sürüneceksin. Atatürk bunu uygulamış da, bu özgürlüğü çok güzel uygulamış. Ben o zaman da dedim, bizim Mahmut Efendi hocası Of'un yeni isminden bilmiyorum, Çufaruk Sokü Aşık Kutlu Efendi vardı mesela, gitmiş Atatürk'ten şey almış. Ben demiş Kur'an okuyorum, bakmış sahtekarlığı yok, kıraat alimi meşhur, ona yazılı vesika vermiş, orada köyde duruyor. Yani okutabilirsin demiş. Yani Elmalı Hamdi Efendi'ye kendi parasını, para da vermiş kendinden. Ve bu Elmalı Hamdi Efendi ehl-i sünnet bir insan yani. Şimdi tam güzel, yani onu bile hakem yapsak, yani Atatürk'ün yazdırdığı bir tefsir yani. Onu bile hakem yapsak çoğu şeyler buzuğa kavuşur. Diğer hocalarla aramızdakini kastediyorum ihtilaflarda. Çünkü o tefsiri yazdırmış, Buhari tercüme ettirmiş. Yani en güzel kim yapıyorsa onu bulmuş, ehil kimse onu bulmuş. Yani dememiş bana en uygun adamı bulur. Demiş ki bu din doğru, bu din doğru anlaşılsın demiş. İnekleşiyor efendim. İşte görsünler de arkasından gitmekten vazgeçsin. Böyle bir zihni arka plan var. Hmm. Efendim. Ama Muhammed Akif bu zihni arka planı zaten gördüğü için vatanını terk ediyor. Mısır'a gidiyor. İçinde. Gurbete niye düşüyor? Unutmayın, Jön Türkler gibi, İttihatçılar gibi Parislerde efendim fink atmıyor. Aynen öyle. İşki icretle yaşamadı Muhammed Akif. Onun bunun parasıyla yaşamadı Muhammed. Mealine ne yaptı? Kendisini kıyamadı. Ha, meale kıyamadı. Kıyamadı. Yakmaya. Yakmaya teşebbüs etti ama kıyamadı.
vasiyet bıraktı. En sevdiği dostu Yozgatlı İhsan Efendi'ye vasiyet bıraktı ve maali ona verdi. ...1930'ların başında Türkiye'de Türkçe Kur'an diye bir efendim şaklabanlık icat edildi. Türkçe Kur'an ifadeye bak. Türkçe Kur'an. Türkçe Kur'an. Kur'an'ın Türkçesi değil. Türkçe kendisi. İbadet, Türkçe Kur'an. Türkçe ibadet, Türkçe Kur'an. Dolayısıyla bu furya bir takım mahfillerde fiiliyatı da geçirdi. İstanbul'da bir iki camide Türkçe ibadet adı altında garip bir uygulama da yapıyor. Bu kadar İslami medyadan, yazarlardan, çizerlerden çokları onların kanalında çıkıyor, program ve bütün bunlar nedir? O yanlış görüşlere destektir. Hepsi destektir. Siz niye bunu bilmiyorsunuz? Niye anlamıyorsunuz? Niye anlamıyorsunuz? Buradan duyuruyoruz bunları. Akit gazetesi de yanlış yapıyor. Bunların kanalını reklam ederek. Ben yanlışları söyleyeceğim. Batıla milleti götürüyorlar. Hapisten 4 sene cezası vardı numaradan. Benim peşime 2 gün sonra çıktı. Ve bana telefonlar. Eresin Otel'de buluşalım. Biletimi yolladı, Ankara'da buluşalım. Amerika'ya götürecek, bizden bana ait. Helave gidelim. Yeter ki beni İsrail'in aleyhine ayetleri okuma diyor bana. Birileri bizden anlaştı diyor, bak onlar şimdi dünya çapında. Sen de böyle sürünüsün diyor. Yapma hoca diyor, kafanı başta çalıştır. Bundan sonra rahatına bak diyor. Ben yine çıktım, yine konuşuyorum. Şimdi bunlar uyduruyorlar ki hapishanede göya bana efendim şantajlar yapılmış bilmem ne, seni çıkartırız ama şöyle yaparsın böyle yaparsın diye böyle bir uydurmalar yapıyorlar. Ben hapishanede tek başıma kaldım. Tek bir hücrede kaldım. Yıl kaç? Efendim yıl 2000'de 3 ay kaldım. Sonra 2001'in başında tekrar 10 ay kaldım. İşte 2002'de çıktım ben. Şimdi ben hapishanede tek başıma yalnız kalan bir adam. Hiç kimseyle beni görüştürmediler, spora da çıkartmadılar, kütüphaneye bile gidemedi. Kitap bana geliyordu, yazıyordum dilekçe. Dolayısıyla ben hapishanede bana kimse bir tehdit etmedi. Şimdi bana gelmiş onu soruyor. Yani ondan sonra efendim sen şunu diyeceksin. Bunu demeyeceksin. Bunu bana kimse dedir. Onların Yahudilerin sevdiği bir hoca nasıl düşünebilirsiniz? Onların tasvip ettiği buyur kanalımızda çıkın konuşun dediklerinden ne tavizler almışlardır demektir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Hangi hoca olursa olsun bir mason kanalında konuştuğu zaman mutlaka taviz vermiştir. Kesinlikle konuşturmaz bir mason. Ha, bunlara dikkat edin. Niye başka hocalar konuşturmuyor? Niye bu kadar Eristoteles hocayı konuşturmuyorlar? Konuşturmazlar. Onlarla anlaşmalıdırlar. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Bunu sormadan edemeyeceğim. Siz televizyondan hep uzak tuttunuz ve pek televizyonlara çıkma yönünde hareket etmediniz. Teke teke gelmeyi niye kabul ettiniz? Ben yani gelir misiniz diye size söylediğimde büyük ihtimalle gelmez diye düşünüyordum sorduğumda. Ancak sizden bir evet cevabı, gelirim cevabı geldi. Ve böyle bir ön pazarlık yapmadan, şu olsun bu olsun demeden kalkıp geldiniz. Doğrusu şaşırdım. Büyük ihtimalle izleyenler de şaşırmışlardır. Cübbeli Ahmet Hoca'nın teke tekte ne işi var diye. Nereden aklınıza geldi benim teklifimi kabul etmek? Efendim, tabii bizim de takipçilerimiz doğrultusunda sizin sözünüzde durduğunuz, tabii biz bir şart koşmadık ama burada bir dobralık, bir mertlik, bir... Son zamanlarda sürekli Cübbeli Ahmet Hoca'yı televizyona çıkarmalarının sebebi ne olabilir? Vallahi bir sebep olduğu kesin yani. Ama tabii kesin olarak bilemeyiz gayeleri, maksatları nedir. Bana öyle geliyor ki yani Mahmud Efendi herhalde hastadır. Yaşlanmış zaten.
belki ölümünün yakın olduğunu düşünüyorlar. O ölmeden evvel birisini onun yerine hazırlıyorlar. Ve öyle birisi ki onların istediği şeyleri konuşabiliyor. Dini anlatırken güldürebiliyor. 400 bin dolara aldığı evinde, havuzlu bir villada, şatoda oturuyor ve bunu da basit görüyor. Ne var ki bunda diyebiliyor. Bizim bildiğimiz tarikat takva idi yani. Biz böyle biliyorduk. Yanlış biliyorsak doğrusunu öğrenelim yani. Bizim okuduğumuz kitaplar bunu söylüyor yani. Tarikat demek takva demektir. 400 bin dolar az bir şeymiş gibi küçümser bir eda ile, ne var ki bunda yani, 400 bin dolar ne ki, daha pahalı daireler var diyor Fatih semtinde. Demek ki biz tarikat anlamamışız. Demek ki varmış böyle 400 bin dolarlık şatolarda oturmak.